1952 yılında İngiltere'nin Manchester kentindeki bir evde hırsızlık olayı yaşandı. Kısa sürede hırsız yakalandı ama sorgu anında öyle bir itirafta bulundu ki ev sahibinin derhal yakalanmasına neden oldu. Ev sahibi varlıklı biriydi ve İngiltere'de yasaklı bir durumu kendi evinde gizli bir şekilde yaşıyordu. Ayrıca ev sahibi 2. Dünya Savaşı'nda 15 milyon insanın hayatını kurtaran bir savaş kahramanıydı ve Apple markasının ısırılmış elma logosuna ilham kaynağı olmasının yanı sıra günümüzde kullandığı bilgisayarların var olmasını sağlayan biriydi. Ev sahibi yargılanmak üzere mahkemeye çıkarıldı ve mahkeme heyeti bu savaş kahramanına ülkesine yaptığı onca şeye rağmen hayatı boyunca unutamayacağı bir ceza verir. Bahsini ettiğimiz kişi tarihin en değerli matematikçilerinden biri olan kriptolog ve bilgisayar bilimlerinin babası Alan Mathison Turing'den başka biri değildi. Alan Turing, 23 Haziran 1912'de İngiltere'nin başkenti olan Londra'da dünyaya geldi. Kendisinden 4 yaş büyük bir de abisi vardı. Ailesi onu 6 yaşındayken okula kaydetti. Okulun ilk günlerinden itibaren zekası ve matematiğe olan merakıyla öğretmenlerin dikkatini çekmişti. 14 yaşında Londra'nın en kaliteli okuluna girmeyi hak kazandı. Okulun ilk günü İngiltere'de yaşanan grev protestolarına denk gelmişti ve bu nedenle hiçbir ulaşım aracı çalışmıyordu. Ancak Alan okula o kadar hevesli ki 60 milden fazla süren yolu tek başına bisikletiyle gitti. Alan Turing hayatı boyunca hep yalnız biriydi. Kendisiyle arkadaş olanlar zamanla onu tuhaf buluyor, dalga geçiyorlardı ve bundan fazlasıyla rahatsız oluyordu. Bundan dolayı herkesi kendinden uzakta tutup yalnız bir hayat sürmeyi tercih ediyordu. Okul hayatı boyunca hiç kimseyle samimi değildi. Tek bir kişi hariç. Christopher Markham. Kendinden yaşça biraz büyük olan Christopher akademi öğrencisiydi. Alan için bambaşka biriydi. Söylemek istediği ne varsa Christopher hemen kavrardı. Kendisiyle dalga geçen öğrencilere karşı hep onu korurdu ve bu onu çok etkilerdi. Christopher kendisine daha önce yaşamadığı duyguları yaşatıyordu. Onun yanında eli ayağı birbirine dolanıyordu. Kısa sürede kurduğu bu yoğun dostluk ilişkisi Alan için birden aşka dönüşmüştü. Evet, Alan Turing homoseksüeldi. Christopher çocukluğunda ağır bir hastalığa yakalanmıştı ve bu nedenle sömestr tatilinin bitmesinin birkaç gün kala öldü. Sabahın erken saatlerinde okul kapısında Christopher'ı bekleyen Alan aldığı haber karşısında yıkıldı. Kendisini bütün kötülüklerden kurtaran adam ölmüştü. Hem de hiçbir suçu yokken. Buna anlam veremiyordu. Tam bu süreçte dini inancını kaybetti ve ateist oldu. İyice yalnızlaşıp içine kapandı ve ilgilendiği tek şey matematik oldu. Lise sürecinden sonra Cambridge Üniversitesi'ne girmeye hak kazandı ve matematik üzerine oldukça başarılı yıllar geçirdi. 1931 yılından 1934 yılına kadar burada öğrenciydi. Seçkin bir dereceyle üniversitede mezun oldu ve hazırladığı tez sayesinde mezun olduğu üniversitede akademik üye seçildi. 1936 yılında hesaplanabilir sayılar adında yazdığı makale ile şu an günümüzde kullandığımız bilgisayarların ilk adımını atmış oldu. Bu her ne kadar az biliniyor olsa da günümüzde kullandığımız bilgisayarların mucidi aslında Alan Turing'ti. Bu çalışmayla büyük beğeni ve takdir topladı. Hemen ardından kendisine yüksek bir maaşla Amerikan vatandaşlığı teklifi geldi. Onun için önemli bir fırsattı ama gelen teklifi reddetti. Yaşamına İngiltere'de devam etmek istiyordu. Şayet teklifi kabul etseydi yıllar sonra İngiltere mahkemesinde ölümden beter bir şekilde yargılanmazdı. Elbette olacaklardan haber habersiz bir şekilde İngiltere'de kalmaya karar verdi. Tarih yaprakları 1 Eylül 1939 yılına gelmişti. Bu 2. Dünya Savaşı'nın başladığı gündü. Dünyanın her yerinden silah sesleri geliyordu. İngiliz hükümeti haberleşme servisine katkı sağlaması için Alan Turing'den yardım istedi ve Alan bunu seve seve kabul etti. Ülkesine bağlı biriydi. Hükümetin en büyük amacı Almanların şifreleme makinesi olan Enigma'yı çözmek ve bütün gizli haberleşmeleri deşifre etmekti. Ancak İngiliz hükümetinin kendisi Enigma'yı kırılamaz diye tanımlıyordu. Çünkü Enigma 24 saatte bir Naziler tarafından yeniden şifreleniyordu. Yani şifreyi kırmaları için 24 saatten çok daha kısa bir süreleri oluyordu. Ve her 24 saatte bir yapılan bütün çalışmaları heba oluyordu. Bu basit bir işlem değildi. Ancak Alan Turing tasarlayacağı bir makineyle Enigma'yı kırabilmenin mümkün olduğunu düşünüyordu. Ve bunu hükümet yetkilileriyle paylaştı. Yetkililer kendinden emin bir şekilde bu fikri savunan Alan ile alay ettiler. Onlara göre Enigma bir makineyle kırılamazdı ve buna harcayacakları zamanları da yoktu. Alan
Randall'ın kendisiyle alay eden yetkilileri duymuyordu. Aklı tamamen tasarlayacağı makinedeydi. Cevap dahi vermeden kendisine verilen odaya doğru hızlı adımlarla gitti. Alan birçok zorlu dönemden sonra Nazilerin enigmasını kıracak elektromekanik bir makine tasarladı ve imkansızı başarmıştı. İngiltere hükümeti bu makine sayesinde gelen bütün saldırıları bertaraf etti. Nazilerin hücum botlarına karşı çıkabildi ve hatta müttefikleriyle olan yazışmalarını dahi deşifre etti. Alan Turing bunu tek başına yapmıştı. Tasarladığı makine kayıtlara Bombe ismiyle geçmişti. Aslında gerçek ismi bu değildi. Alan uzun uğraşlar sonucu icat ettiği bu efsanevi makineye Christopher ismini vermişti. 14 yaşında kendisine koşulsuzca inanan ve bütün kötülüklerden koruyan Christopher'ı hiç unutmamıştı. Makineyi icat ettiği süre içinde onunla hep konuşuyordu. Sabahın erken saatlerinde ve günün her anında büyük bir azimle Christopher ile konuşuyordu. Sonunda zor olanın üstesinden birlikte gelmişlerdi. Nazileri yenmeyi başarmışlardı. Bu icat sayesinde 2. Dünya Savaşı tahminlere göre 2 yıl daha erken bitmiş ve yaklaşık 15 milyon insanın hayatı kurtulmuştu. İngiliz hükümeti Alan Turing'i kahraman ilan etmesi gerekiyordu. Fakat öyle bir şey olmadı. Aksine yaşayacağı en kötü günler onu bekliyordu. Alan savaş hakkında birçok gizli bilgiye sahipti ve devlet tarafından sıkı takibe alınmıştı. Alan Ocak 1952 yılında 30 yaşlarında bir gençle sinemada tanıştı ve tanıştığı genç adamın bir süre evinde kalmasına izin verdi. Birkaç hafta sonra bu genç adam Alan'ın evdeki değerli eşyaların tümünü alıp ortadan kayboldu. Evine dönen Alan vakit kaybetmeden bu durumu polise bildirdi ve polis hırsızları kısa sürede yakaladı. Soruşturma esnasında sinemada tanıştığı bu genç adam Alan ile homoseksüel ilişki için olduğunu söyledi. Bunu doğrulamak üzere polisler evi detaylı incelemeye aldı ve gerçeği ortaya çıkarttı. Alan Turing'in homoseksüel olduğu kanıtlanmıştı. 1900 yıllarda homoseksüellik İngiltere'de yasa dışıydı ve akıl hastalığı olarak dikkate alınmakla birlikte cezai yaptırımı olan bir suçtu. Alan pişman değildi ve 50 yıl önce Oscar Wilde'ın başına geldiği gibi aynı suçtan mahkum edilmişti. Mahkeme heyeti 4 yıllık hapis cezası ya da libidosunu azaltmak için hormonal tedavi arasında bir tercih yapmasını istedi. Hapis cezasını kesinlikle istemiyordu. Çünkü tam o zamanlarda düşünen makine tasarlıyordu. Yani günümüzde kullandığımız bilgisayarların temelini atıyordu ve hapis cezasıyla projelerin yarıda kalacağını düşünüyordu. Bu yüzden bir yıl boyunca evinde kendini hadım edecek östrojen hormon iğnelerini kullanmayı kabul etti. Elbette mahkeme bununla da kalmadı. Güvenilirlik izini kaldırdı ve devam eden danışmanlığına da son verildi. Alan Turing bütün bu olanlara rağmen devam ettiği projelerini tamamlamak için var gücüyle çalışıyordu ama kullandığı ilaçlar onu kuvvetsiz bırakıyor, sürekli olarak kriz nöbetleri geçirmesine neden oluyordu. 8 Haziran 1954 yılında temizlikçisi onu evinde ölü buldu. Başucunda ısırılmış siyanürlü elma vardı. Ölüm sebebi kendini zehirleme iddiasına rağmen bilinmeyen bir nedenden dolayı otopsi dahi yapılmadı. Devletin çok gizli işleri için önemli görevlerde bulunan ve şüpheli bir şekilde ölen Alan Turing'in istihbarat servisi tarafından öldürüldüğü ve intihar süsü verildiği düşüncesi inanılan teoriler arasında. Üstelik günümüzde Apple'ın ısırılmış elma logosu da Alan Turing'in intihar etme yönteminden geldiği düşünülmektedir. Binlerce kişinin hayatını kurtaran bir dahinin akıllardan çıkmayacak sıra dışı yaşamını sizler için derledik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Ayrıca izlemeyenler için Alan Turing'in hayatını anlatan Oscar ödüllü Enigma filmini kesinlikle izlemelerini tavsiye ediyoruz. Açıklamalar kısmında filme ulaşabilirsiniz. Evrendeki güzel şeylerin sizi bulması dileğiyle bir sonraki videoya dek hoşça kalın.